Acaba diyeceğim size çünkü birazdan ama yıldız yazıcı olduğunu sorduktan sonra e, çünkü evet bütün bu süreçler içinde biz gördük ki öyleydi ama bir diğer taraftan da artık farklı bir sizinle de defaatle konuştuğumuz gibi artık değişik bir e, kürt seçmen de var daha şehirli. Dolayısıyla beklentileri, siyasetten beklentileri, kendisini temsil edecek partiden beklentileri çok farklılaşmış. Kimi zaman HDP ile ters bile düşmüş. Ama HDP'nin mağduriyetleri nedeniyle hala partisine sadık kalan, oy veren ama eleştirmeye geldiğinde de sert eleştiren ve taleplerini, beklentilerini yükseğe çıkarmış bir seçmen var. Dolayısıyla 1990'lardaki gibi bir Kürt seçmen profilinden artık bahsedemiyoruz. Yani bölge partisi ol sadece bölgeden al değil. Büyük şehirlerde de HDP aldı. HDP'ye veren Kürt olmayan başka seçmenler de var. Peki o, o ara nasıl kapatılacak? 6 milyon insana bir anda hadi bakalım şimdi siz radikalleşin mi denilecek? Bunu soracağım. Ama oraya geçmeden önce Yıldız Yazıcıoğlu'na dönmek istiyorum. Yıldız Yazıcıoğlu hem MHP kongresiyle hem hükümetteki revizyon, potansiyel revizyon, bakanlarla ilgili bütün bu konularda yazıyor, takip ediyoruz. Onları da birazdan soracağım ama öncelikle bu HDP kapatıl HDP'nin kapatılmasıyla ilgili adımda kulis bilgileri neler Yıldız Yazıcıoğlu? AK Parti ya da MHP kulislerinden gelen bilgiler var mı ya da HDP kulislerinden? Bundan sonrası için neler konuşuluyor Ankara'da? Hemen onu alayım, diğerlerini sonra bakalım, konuşalım. Şimdi saat 23.20 itibariyle AK Parti'den HDP'nin kapatılma davasına ilişkin bir açıklama gelmediğini görüyoruz. HDP grup başkan vekillerinden, HDP pardon düzeltiyorum AK Parti grup başkan vekillerinden, AK Parti genel başkan yardımcılarından bir açıklama gelmediğini görüyoruz. AK Parti siyasetçileri ve yönetimi adeta HDP açılmış e, parti daha doğrusu HDP ile ilgili hazırlanmış iddianame açısından sessizliğini koruyor. Parti e, kapatma davasının açılması için malumunuz Anayasa Mahkemesi'nin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği iddianameyi kabul etmesi gerekiyor. Bu birkaç hafta içerisinde gerçekleşecektir muhtemelen. E, o iddianame kabul edilecektir. Öyle bekliyoruz Ankara'da. E, fakat İktidar partisi sessizliğini bozan bir isim oldu. Aslında o iktidar partisinden de bir isim değil. Baktığımızda bir e, siyasetçi değil, atanmış bir bürokrat. E, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun İngilizce bir e, tweet serisi paylaştı. E, 23 20 itibariyle. Dolayısıyla aslında uluslararası kamuoyunu hedefleyen bir açıklama yapılmış oldu. E, bu açıklamada tabii Avrupa Parlamentosu'ndan gelen e, ilk tepkiler bağlamında ne söyledi Fahrettin Altun? Onu da söyle Yıldız Yıldız. Tabii tabii paylaşayım. Özetle şunu söylüyor. Özellikle uluslararası kamuoyuna dönük bir mesaj bu tabii. Bu süreç bir yargı sürecidir. E, yargıtar Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi hazırlamıştır. O iddianameyle ilgili karar merceği ise Anayasa Mahkemesidir. Yani Türkiye'nin yüksek yargı organıdır hepimiz yargı sürecine saygılı olmalıyız ve yargı sürecinin işlemesini beklemeliyiz yönünde bir mesaj veriyor. Ama o mesajı içerisinde HDP'yi yine terörle bağlantılı olmakla suçluyor, terörle iltisaklı olmakla suçluyor. O vurguyla birlikte uluslararası kamuoyuna bir mesaj veriyor İngilizce paylaşımlarıyla. Bu bugün... ...Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı cephesinden yapılan ilk açıklama niteliğinde bu dava sürecine ilişkin. Ama tabii ilginçtir, bu açıklamayı yapan Cumhurbaşkanlığındaki aslında atanmış bir bürokrat. Partide herhangi bir görevi olmayan da bir isim. Bu neden önemli, niye bunu vurguluyoruz? Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi bizzat 2008 yılında kendisi bir parti kapatma süreci yaşamış bir parti. Ve 6'ya 5 gibi kıl payı bir oylama sonucuyla kapatılmadan kurtulmuş 30 Temmuz 2008'de alınan kararda ve kendisine hazine yardımı kesintisi kararı oy çokluğuyla da alınmış bir parti üstelik. Üstelik Adalet ve Kalkınma Partisi o dönemden bugüne kendisine yapılan bu hazine yardımı kesintisi kararını da sert perdeden eleştirmiş. Bunun bile demokrasiye saygısızlık olduğunu seçmen iradesine saygısızlık olduğunu vurgulamış bir parti iktidar partisi. Şimdi o iktidar partisinin Yine iktidarı devam ederken o iktidar partisinin iktidar ortağının talebiyle adeta şekillenmiş bir başka partiye yönelik bir kapatma davası sürecinin arifesindeyiz Şirin Payzın. Şimdi biraz bekleteceğim hem İbrahim Bey hem Yıldız'ı kusura bakmayın bir reklam arası vermek zorundayım ama benim buradan anladığım şu. Fahrettin Altun şunu söylüyor dünyaya. Sayın Cumhurbaşkanımız çok karşı bu işe ama ne yapalım ki ortağımız böyle istedi. Buna mı geliyor yani anlamı? Ya yani baktığın zaman biz dünyaya böyle bir açıklama yap kendi içinde iç yani iç kamuoyuna bambaşka bir tavır bu anlama mı geliyor? Belki İbrahim Uslu da bize bunu anlamlandırabilir. Birazdan devam edeceğiz. MHP kongresinden sonra ne olur acaba Berat Albayrak düğümü çözülür mü bunları da kulis bilgilerini de alacağız kısa bir aradan sonra.